Merhaba gençler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arı Yayınları Matemütü akıllı defterde güçlendiren sorularla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, birinci sorumu okuyalım gençler. Yanda verilen A, B ve C kümelerine göre istenenleri bulunuz diyor. Arkadaşlar bakın kümelerin kesişim ve birleşim kümelerini bulmamızı ve bunların sayılarını bulup aradaki farkları veya e, ne diyelim toplamlarını istiyor. Peki arkadaşlar o halde öncelikle A, B ve C kümelerinin elemanlarını liste yöntemiyle göstermek istiyorum. A kümesiyle başlayalım. A kümesi arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıraya da yazmak bizim işimizi kolaylaştırır. Bakın 1 var. Daha sonra küçük olarak 3 var. 1 virgül. 3 virgül. 6 Altı var. 6'dan sonra 8 var arkadaşlar. 8, 9, 11 ve 12. 8, 9, 11 ve 12 var. Kapatalım parantezimizi. B'ye bakıyorum. B kümesine gençler. Evet, en küçük olarak 2 var. 2, 4, 6, 8 diye yazalım. 2, 4, 6, 8. 8'den sonra yine 9'u gördüm. 10'u gördüm arkadaşlar. B'nin sınırları içerisinde 10'u gördüm. Bir de 13'ü gördüm. O halde 8'den sonra 9, 10 ve 13'ü B'nin elemanları olarak yazıyoruz. Evet bir de C kümemize bakalım. C kümesinde arkadaşlar bakın şu sınırlar içerisinde kalan bütün elemanları yazıyorum. Evet en küçük elemanımız 5, 6, 7, 5, 6, 7, daha sonra 10, 11, 12 ve 13 sayılarını görüyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle A'ya baktığım zaman A kesişim C ve A kesişim B'yi istiyor. O halde A kesişim C'nin elemanlarını yazıyorum. A kesişim C diyorum. Hem A'da hem de C'de olan elemanları belirleyelim. Arkadaşlar A'da ve C'de bakın. A'da ve C'de 6'yı görüyorum. 11'i görüyorum. Bir de 12 görüyorum her ikisinde. O halde 6, 11 ve 12 olur. Kesişim kümesi diyoruz. Evet. A kesişim B'ye bakalım. A kesişim B. Yani hem A'da hem de B'de olan elemanlara bakıyorum. Yine 6'yı gördüm arkadaşlar. 6'dan sonra 8'i görüyorum. 8'den sonra da bakın her ikisinde 9'u görüyorum. O halde 6, 8 ve 9 A kesişim B'nin elemanlarıdır diyoruz. Evet B kesişim C'ye bakalım. B ile C'nin kesişim demek arkadaşlar ortak elemanlardı. Şöyle rengimizi değiştirelim. Hem B'de hem de C'de olan elemanlara bakıyorum. Arkadaşlar B'de 6 var. C'de de 6 var. B'de onu görüyorum. C'de de onu gördüm. Bir de arkadaşlar bakın her ikisinde 13'ü görüyorum. O halde 6, 10 ve 13 olur. ortak elemanlar. Peki. Bir de ne yapıyorum arkadaşlar? A birleşim B'nin elemanlarını istiyor. Gençler birleşim kümesini yazarken şunu çok rahat yapabiliriz. Öncelikle A'nın elemanlarını yazalım. Daha sonra B'nin farklı elemanlarını da ekliyoruz. A'nın elemanları 1, 3, 6, 8, 9, 11 ve 12 yazdım. Bunun üzerine gençler B'deki farklı elemanları ekleyeceğim. Bakın 1, 2, 3. 3'den sonra arkadaşlar ne görüyorum? Pardon 2 görüyorum bakın. B'de farklı olarak 2 var. Şu farkları bildirelim. 2 var. 4 var. 2'yi 4 hemen yazıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 vardı zaten. 9'dan sonra bir de ne görüyorum bakın B'de 10 var farklı olarak. Onu yazalım. Ondan sonra 11, 12 bir de farklı olarak 13'ü gördüm. 13'ü ekliyorum. Peki şimdi sorumuza bakalım. A kesişim C'nin eleman sayısını toplam arkadaşlar. Eleman sayısını yazacağım. Daha sonra A kesişim B'nin eleman sayısını toplayacağım. A kesişim C 3 taneydi. 3 artı A kesişim B'de 3 tane. İkisini toplarsam 6 tane. A birleşim B Arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Eksi. B kesişim C. Bunun da 3'ü olduğunu görüyorum. 11'den 3'ü çıkarıyorum. 8 olur sorumuzun cevabı diyorum. Evet devam ediyorum. Temizleyerek geçiyorum. İkinci sorumuza. Yandaki kümelere göre hangi iki kümenin birleşiminin eleman sayısı en azdır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle A kümesine B ile C ile ve D ile ayrı ayrı birleştirelim. A kümesi A birleşim B diye yazıyorum. Öncelikle A kümesinin elemanlarını yazacağım. Daha sonra da B'deki farklı elemanları ekleyeceğim. A kümesini şöyle sırayla yazalım gençler. X, M, Y, Z C, 1 D ve V Şimdi arkadaşlar bunlardan farklı olarak B'de ne var? K ve N'yi görüyorum. Bakın K ve N var farklı olarak. Kapatıyorum. Süslü parantezi. A kesişim A birleşim C'ye bakıyorum. Yine A'nın ilk elemanlarını yazalım. X, M, Y, Z, C, 1, D ve V, A'da vardı. C'de farklı olarak arkadaşlar bir de ne görüyorum? C'de 2 ve 4'ü görüyorum. Diğerleri zaten A'da vardır. Onun için yazmıyorum. 2 ve 4 yazıyorum. Evet. A birleşim D'ye bakıyorum. A'nın elemanları X, M, Y, Z, C, 1, D ve V yazdım. D'de arkadaşlar A'dan farklı olarak ne var? K, T, ve N var arkadaşlar. Z ve X zaten vardı. O halde K, T, N yazıyorum. Kapatıyorum parantezimizi. E evet, şimdi geçiyorum arkadaşlar. A ile bitti. B ile C'yi birleştirelim. B birleşim. C diyorum. Öncelikle B'nin elemanlarını yazıyorum. K, X, N. Z, v, M. Evet C'nin arkadaşlar B'den farklı elemanları M'ye kadar yazdık zaten. Y var. Bakın farklı. Y'den sonra 2 var farklı. C D 1 de 4 var. O halde yazıyoruz arkadaşlar. Y 2 C D ve 4 var diyorum. Kapattım. Parantez. B ile D'yi birleştiriyorum. B birleşim D. Evet. B'nin elemanlarını yine yazıyorum arkadaşlar. Nereye kadar? M'ye kadar olanlar B'ydi. K, X, N Z, V M evet, K, X, N Z, V, M. Yazdık. 6 elemanı. Peki D'de arkadaşlar bunlardan farklı olarak ne var? D'de Bakın bir tek ne görüyorum burada sanki bir tek T görüyorum. K var, N var, Z var, X var arkadaşlar. Evet bir tek farklı olarak T harfini görüyorum. Kapatalım parantezimizi. B ile D'yi de birleştirdik. Şimdi arkadaşlar C ile D'yi birleştiriyorum. C'nin yaramanlarını yazıyorum. X'ten başlayalım. X, Y, 2, C M, D ve 4. Bunları yazdım. Daha sonra arkadaşlar, D de bunlardan farklı olarak K'yı görüyorum, T'yi görüyorum. Bakın, K, T, Z ve N, bunlardan farklı olarak vardır. Peki, şimdi arkadaşlar, bunlar ne yapıyoruz? Eleman sayısı hangisinin daha azdır diye sordu. O halde eleman sayılarına bakalım. Şöyle. A birleşim B'nin eleman sayısı. Sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane eleman var. Şöyle rengimizi değiştirelim. A birleşim C'nin eleman sayısı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 eleman da burada var. Evet devam ediyorum. A birleşimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eleman var. A birleşim D diyorum. 11 elemanı var. Evet B birleşim C'ye bakıyorum. Eleman sayısı B. Birleşim C'nin eleman sayısı diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 elemanı var. Zaten arkadaşlar B birleşim D'nin eleman sayısının az olduğu gözüküyor. B birleşim D diyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elemanı var. Son olarak C ile D'nin birleşimine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunun da 11 tane elemanı var. O halde sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Bizden hangisi azdır diye sormuştu. Bakın B ile D'nin birleşim kümesinin eleman sayısı azdır diyoruz. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Üçüncü soruya baktığımız zaman bir spot ışık gösteriyor. Bir de sahne gösteriyor. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Şekildeki sahnede tavana sabitlenmiş bir spot ışıkla aydınlatılmış olan kırmızı ile belirtilmiş bölgedeki folklor ekibi oyuncuları A. Arkadaşlar bakın şunun içindeki oyuncuların sayısı A'nın sayısı olacak. Sahnenin tamamında bunlar folklor ekibi oyuncuları ise B kümesinin elemanlarıdır. Bunlar hepsi de B arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz bütün elemanlar da aynı zamanda B'ye ait. Peki hangileri doğrudur diye sordu. Birinciye bakıyorum gençler. A kümesinin eleman sayısı. Hemen S şuraya 1 diye yazalım. A kümesinin eleman sayısı. Evet, daire içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6. B kümesinin eleman sayısından fazladır diyor. Arkadaşlar B kümesinin eleman sayısı. B kümesi sahnedeki bütün elemanlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kere 6, 24 tane eleman var. A kümesi eleman sayısı B kümesi eleman sayısından fazla değildir azdır arkadaşlar. O halde bu bilgi yanlıştır. Evet ikinci bilgiye bakıyorum. A kümesi ile B kümesinin elemanları bir araya gelerek B kümesini oluşturur. Arkadaşlar A zaten B'nin içerisinde. Yani bu bilgi doğrudur diyorum. A'nın elemanları zaten B'nin elemanları olduğu için bunların birleşim kümesi aslında B'nin elemanlarını verir. Üçüncü bilgiye bakıyorum. A kümesi ile B kümesinin ortak elemanları A kümesinin elemanları ile aynıdır. Arkadaşlar ortak elemanlarımız bakın bu daire içerisinde aldığım elemanlardır. Bunlar da aynı zamanda A kümesinin elemanıdır. Yani bu bilgi de doğru bir bilgidir diyoruz. Evet. birincisi yanlış. Diğerleri doğru olur diyorum. Evet geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. Yukarıda liste yöntemiyle gösterilen K, L ve M kümelerinin Venn şeması ile gösterimini yapınız diyor. Arkadaşlar öncelikle liste yöntemini inceliyorum. Bakın L kümesinde A Arkadaşlar hem K'de var hem L'de var. Yıldız ve üçgende de hem M'de var hem de M kümesinde var. O halde burada arkadaşlar ortak kümemiz bizim L kümesi olacak. Şöyle Venn şeması için şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Aynı şekilde arkadaşlar şöyle bir dikdörtgen de K ile M'nin ortak elemanı var mı arkadaşlar? Yok. O halde diğer dikdörtgen de olduğu yerden devam ediyorum. Şöyle bir daire alarak bunu da B kümesi olarak göstereceğim. Evet. Birinci kümemiz K kümesi olsun. Şu dairemiz L kümesi. Bu da M kümesi. Şimdi arkadaşlar K ile L'nin ortak elemanları bakın A. O halde A'yı ben hem K'de hem de A'da, L'de olacak şekilde buraya yazıyorum. L ile M'nin ortak elemanları yıldız ve üçgen. O halde yıldız ve üçgeni bakın üçgeni buraya yazıyorum. Ben şemasında ne yapıyorduk? Başında nokta yazıyorduk. Yıldızı da buraya çiziyorum. Peki farklı olarak M'de arkadaşlar ne var? Kare var. Karemizi yaz. Başında nokta yazıyorum. K'de de farklı olarak B ve C var. Evet, bu şekilde arkadaşlar Venn şemasıyla göstermiş olalım. Evet, temiz yere geçiyorum beşinci sorumuza. Biraz büyütelim. Yukarıdaki tabloda yer alan bilgilere göre her iki spor dalında sevmeyen kişilerin sayısı büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır diye soruyor. Arkadaşlar her iki spor dalında sevmeyen kişilerin sayısını istiyor. O halde arkadaşlar ne yapıyorum? Sınıfları sırasıyla bakın birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diye göstermeye çalışalım. Şöyle büyük bir dikdörtgen çiziyorum. Bu bizim birinci sınıfımız olsun. Şuraya ikinci sınıfı. Bunları bir halledelim arkadaşlar. Daha sonra devam ederiz. İçine de arkadaşlar birinci sınıfta futbol ve basket sevenler var ya. Şöyle futbol ve basket sevenleri iç içe yazalım. Evet. Şimdi birinci sınıfta arkadaşlar sınıf mevcudumuz ne? 43. Şuraya birinci sınıfta yazıyorum. Şu futbol sevenler olsun. Bu basket sevenler olsun. Arkadaşlar şu ortadaki de her ikisi sevenler olacak. Bakın her ikisi sevenler. Direkt 5'i buraya yazdım. Önce bu 5'i yerleştiriyoruz. Her ikisini sevene. Çünkü arkadaşlar bu 5 hem futbol sevenlerin içerisinde hem de basket sevenlerin içerisinde. Şöyle hatta rengimizi değiştirelim. Beşi önce buraya yazıyorum. Şimdi futbol sevenlerin toplam sayısı 25'ti. O halde 5'i buradaysa arkadaşlar. Bakın buraya ne kalır? 20'si kalır. Basket sevenlerin 5'i buradaysa sadece basket sevenlerin ne kadar arkadaşlar? 12'den 5'i çıkarıyorum. Bakın buraya 7 kalır. Şu üçünü toplayalım gençler. 20 artı 5 artı 7. Toplayacak olursam 25, 7 daha 32 olur. Sınıf mevcudu 43'tü. 43'ten 32'yi çıkarıyorum. Arkadaşlar hiçbirini sevmeyenler 43'ten 32'yi çıkarırsa 11'dir. Bakın bu hiçbirini sevmeyenler de ben buraya yazıyorum. Hiçbirini sevmeyenler burada gözüksün. Evet ikinciye bakıyorum. Sınıf mevcudu 39. Şöyle 2 diyorum. ortak olan arkadaşlar her ikisi sevenler 7'yi buraya yazıyoruz. Futbol sevenler 24. O halde 24'ten 7'yi çıkaracak olursam sadece futbol sevenler 17 olur. Buraya da basket diyelim. Basket sevenler toplamda 13'tü. 13'ten 7'yi çıkarıyorum. Buraya 6 kalır. O halde 17 artı 6 para 7 artı 6 24 6 da 30 olur. Arkadaşlar futbol ve basket sevenler. Sınıf mevcudumuz 39'du. O halde 39'dan 30 çıkarıyorum. 9 kalır. Hiçbirini sevmeyenler. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle rengimizi değiştirelim. 3 ve 4. sınıflarımızı çizelim. 3 üçüncü olsun gençler. Üçüncü sınıfa baktığınız zaman sınıf mevcudu 35. Her ikisini sevenler bir kişi. Hadi 1'i buraya yazdım. Şimdi futbol sevenler 20 idi. Birisi buradaysa 19 buraya kalır. Şu futbol seven bu da basket sevendi. Basket sevenler 10 kişi. Biri buradaysa arkadaşlar buraya 9 kalır. O halde 19 artı 1 artı 9. 19 bir daha 29 daha 29. Sınıf mevcudu 35'ti. 35'ten 29 çıkarıyorum. 6 kişidir arkadaşlar. Her iki spordan da sevmeyenler diyoruz. Peki şuraya basket diyorum. Pardon, futbol diyorum. Basket diyorum ve bu da 4. sınıfımız olsun. 4. sınıfta her ikisi seven 4 kişi var. Futbol sevenler 29. 4'ü buradaysa 29'dan 4'ü çıkarırsam 25 kişi. Futbol sevenler sadece futbol seven vardır. Basket sevenler toplamı 16 idi. 4'ü buradaysa 12 de buraya kalır. O halde 25 artı 4 artı 12. 25, 29, 39, 41. 41 kişidir. Sınıfın tamamı 48 diyeyim. 48'den 41'i çıkarıyorum. Her ikisini sevmeyen 7 kişidir. Evet, bizden arkadaşlar her iki futbol, her iki spordan da sevmeyenleri küçükten büyüğe doğru sıralamaması istedi. O halde bakın burada en az 6 küçüktür 7 küçüktür 9 o da küçüktür 11 diyorum. 6 nerede arkadaşlar? 3. sınıftaydı. O halde 3 küçüktür. 7 4. sınıfta 4 küçüktür. 9 3 2. sınıfta 2 küçüktür. 1 şeklinde sıralama yapıyoruz. Evet, devam ediyorum. Temizleyerek geçiyorum. 6. sorumuza. Buna göre farklı renklerle taranan bölgelere yazılacak kişi sayılarının toplamı kaçtır diye soru. Arkadaşlar sadece farklı renklerle taranan bölgelere yazılacaklara bakıyorum. O halde yanda verilen ven şemasına göre B, B ve T arkadaşlar bunlar futbol, basketbol ve tenis etkinliklere katılan öğrencileri göstermektedir. Futbola Ali, Eren, Fatih, Kerem. Basketbola Fatih, Kerem, Sonay, Ali tenise arkadaşlar Eren, Kerem, Serdar ve Sonay katılıyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz Kerem her 3 da katılıyor. O halde şu ortaya Kerem yazılması gerekir. Evet. Hem futbola hem de basketbola arkadaşlar. Katılana bakıyorum. Ali hem futbolda hem baskette var. Fatih arkadaşlar hem futbolda var hem baskette var. O halde şuraya Ali ve Fatih yazacak. Bunlar kaç kişi arkadaşlar? İki kişi. Çünkü benden en sonunda bunların toplamını istedi. Çünkü farklı renklerle olana baktık. Futbol ve tenise bakıyorum. Şöyle rengimi değiştiriyorum. Hem futbolda hem de teniste olan arkadaşlar. Bakın şöyle futbol ve teniste her ikisinde aynı olan arkadaşlar Eren'i görüyorum. O halde buraya Eren'i yazıyoruz. Basket ve teniste ortak olan arkadaşlar. Hem baskette hem teniste. Bakın son ayı görüyorum. Başka da ortak yoktur. O halde buraya da sonayı ayı yazar. Evet, farklı renklerdekileri sormuştu. Bakın burada bir var. Burada bir var. O halde yazılacak kişi sayıları 2 artı 1 artı 1'den 4 olur sorumuzun cevabı diyoruz. Demek ki 4 kişidir. Farklı renklerde olan kişilerin sayıları toplamı diyorum. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.